Siz değişmiyorsunuz. Ne oldu? Ol. <laughs> ne, no, ne yapıyorsunuz İzmir'de? Koşuyorum. Koşuyorsunuz evet. Evet, evet bisiklete biniyorsunuz. Bisiklete biniyorum, koşuyorum. Onlar hmm. biri diri tutuyor herhalde. Peki e, e, ben tabii e, tiyatro oyunları dolayısıyla sürekli geliyorum. Trafik var artık. Çok doğru. Falan. Değil mi? Trafiği e. çözeceğiz efendim. Nasıl efendim? zor. E, Kimse çözemedi ki. Raylı sistemler. Ha, evet, biliyorum. E, İşin sırrı orada. Şimdi bir tane açılış mı yaptınız ya da yapın? Buca metrosu temel evet. atma töreni yaptık. Evet, bravo. Ya Buca metrosu ...inanılmaz önemli bir projeydi. İzmir tarihinin en büyük yatırımı... ...bence Türkiye tarihinin en önemli yatırımlarından biri... Hı. ...bir kere akıllı bir yatırım. Hı. Çünkü biz... ...dört e, büyük... ...Uluslararası bankayla bir konsorsiyum oluşturduk. Ve... ...3.20 faizle... ...490 milyon euroluk bir sendikasyon kredisi aldık. E, her bir banka... ...125-150 milyon euro civarında... ...bir krediyi finanse ettiler. Ve biz... E, %320 faizle 4 yıl ödemesiz 12 yıl vadeli bir krediyi tahsis ettik. Hı, hı. Ondan sonra da zaten projeyi hayata geçirmeye başladık. Bu proje şöyle akıllı bir proje. 4 yıl inşaat süresi var. 4 yıl ödemesiz döneme denk geliyor. Ondan sonra senede 45 milyon euro işletme geliri elde eden bir yatırım bu. 13 senede de kendini finanse ediyor. Dolayısıyla kimsenin cebinden para çıkmadan hı. aslında çayın taşıyla çayın kuşunu vurduğumuz hı, hı. bir proje üstelik İzmir'in en kalabalık ilçesi 500 bin nüfuslu, günde 400 bin kişiyi taşıyacağımızı öngörüyoruz ve dolayısıyla kendi kendini finanse eden bir metro hattına kavuşacağız. İzmir'in en kalabalık noktasında e, olağanüstü bir trafik rahatlaması sağlayacağız. Bu tek başına e, işletme geliriyle ifade edilecek bir şey değil aynı zamanda sağlanan tasarrufları saymıyorum hmm, hmm. yani mazottan hmm. o işte lastik tekerlekli araçların hmm. e, trafikten çekilmesinden e, inanılmaz faydalı bir proje olacak burada önemli olan şey şu e, bu sadece ulaşım projesi değil bir e, konfor projesi yani kentin yaşam kalitesini yükselten bir proje bunun dışında iki tane daha metro hattı ile ilgili proje çalışmasını devam ettiriyoruz. Karabağlar Gazi Emir metrosu 28 kilometre. Halka Kemalpaşa Kemal arasında yine 27 kilometre. Sen Başkan bunlar attı. yerin üstünde mi yerin altında? Yerin altında. Hı. Bir tane de yerin üstünde tramvay projesi Hı. önümüzdeki yıl başlatacağız. Kısacası bunlar devreye girdiği andan itibaren kent içindeki ulaşımda olağanüstü büyük bir rahatlama yaşanacak. Hı. Hı. Ve bütün bunları biz İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarımızla ve kendi öz gücümüzle yapıyoruz. Kimseden bir şey beklemiyoruz. Hı. Zaten kimseden bir şey geldiği de yok. Hı. Ama onun peşinde de koşmuyoruz. Hı. Biz kendi öz gücümüzle, öz kaynaklarımızla bu yatırımları gerçekleştiriyoruz. İzmir'in hala uluslararası derecelendirme kuruluşlarının nezdindeki puanı, derecesi 3A ile ifade ediliyor. Yani? AAA çok güvenilir hı hı. E, ve yatırım yapılabilir anlamına hı. geliyor. Hep uz, uzun yıllardır da konuşulan, sonra hepimizin konuştuğumuz bir şey değil midir? Yani Türkiye'de marka şehir olmaya... Aday aday tek şehir diye. Ee, ben, yani Ankara ve İstanbul için e, bunu söyleyemiyoruz. Ben ama gene 27 Ekim'de sizinle iki buçuk sene önce yaptığımız programda da söylemiştim hmm, hmm. marka şehir demeyi doğru bulmuyorum. Doğru marka musun? ticari e, mallar için kullanılabilir hmm, belki ama hmm. bir kent için söylemeyecek en güzel şey dünya şehri. Hmm, evet. Yani ben buna çok inanıyorum. İzmir yüzlerce yıl boyunca bir dünya şehri olmuş. Biz aslında o iade itibar peşindeyiz. İzmir'i tekrar dünya şehri olarak göstermek, yaşatmak istiyoruz. O nedenle kabuklarını biraz daha kırmak istiyoruz. Daha fazla dünya ile buluşturan, daha fazla dünya ile iç içe geçmiş bir şehir olsun istiyoruz. İzmir'imizle ilgili neydi? ilk İzmir dendiğinde hani her şehir bir duygu uyandırır ya da bir resim, bir fotoğraf. Ne ne var gözünün önünde? Rahatlık, özgürlük Hı. geliyor aklıma. Aynen evet. bravo. Evet. Rahatlık ve özgürlük. Güzellik. Ben bir de Fahri İzmirliyim hanımdan dolayı. Bir gün <laughs> İzmirli olduğu için <laughs> bir gün herkes İzmirli <laughs> olacak. Aynen öyle. Ve o yüzden çok da mutluyum. Çok. Ben sana <laughs> evlenme dedim aslında. Ne? O yerin tek ama özelliği İzmirli çok olmak sevdim. mı ya? Yani? Başka <laughs> bir şey yok gibi geliyor ya, bana. Iyi, çok... <laughs> İzmirli olmasından Akıllı, başka güzel nesi var? Akıllı, güzel, yetenekli. Evet. Daha çok kıskanıyorum onu. Çok eski arkadaşım. <laughs> Evlenince uçtu gitti buralardan. <laughs> yani, evet. Hocam ama bak İzmir'le ilgili hep şeyin... gülümseten bir şey yok. mu? Evet. hep bravo Hiç yani evet. değişmiyor. Ne olursa olsun evet. değişmiyor. Aynen. Evet. Altını... güneşli geliyor Aynen. bana hemen. Ha. Aynen. Ama bunun altını kazıdığınız zaman demokrasi çıkar. Bravo. Aynen. Yani Doğru. çünkü demokrasi aslında o tumturaklı laflara gerek yok. Birlikte yaşamanın kültürüdür. Birlikte evet. yaşamanın hukukudur. Demokrasi farklılıkları zenginlik olarak gören zenginlik olarak gören bir yaşam biçimidir. İzmir'de tam da budur. <laughs> Benim bir Mardinli arkadaşım var. Bir toplantıda oturuyoruz. Dediler ki nerelisin? İzmirliyim dedi. Döndüm sen Mardinlisin. <laughs> evet ama artık İzmirli hissediyorum kendimi dedi. <laughs> Bu bir gerçek. O Mardinli dünyanın neresine giderse gitsin. Ankara'ya, İstanbul'a, dünyanın bir başka yerine. Ömrünün sonuna kadar Mardinlidir. Ama İzmir içine alır o Mardinli kalmaya devam eder ama İzmirli de olur aynı zamanda. İzmir'in böyle kucaklayan, içine alan bir yanı vardır. İşte o da demokrasiden kaynaklanır. İzmir'de demokrasi beş yılda bir sandığa gitmekten ibaret bir şey değildir. Hı, hı, hı. İzmir'de demokrasi her gün yaşanan bir şeydir. Hı. Az önce Nipeyano söylediği gibi özgürlüktür, kadınların şehridir. Evet, doğru. Bu da doğru. Eşitliktir, <laughs> doğru. Yani. Keyiftir, gülümsemedir. Evet. Evet. Çünkü onları sağlayan şey demokrasidir. Bu, bu değişme Peki ee, şimdi küçük hanım efendi, kızınız evet. e, Defne hanım, bizim e, pandemi öncesinde yaptığımız e, beraber programı... yaptığımız e, program programı tekrar izliyor e, ve e, bir takım notlar alıyor. Yani e, babacığım, evet. tam olarak da babacığı <laughs> değil, e, büyükşehir belediye başkanı e, bir takım şeyler anlatmış. Bakalım. Gel baba buraya, ee, bunlardan işte kaçını e, yaptın, kaçını yapamadın? Aa, küçük muhalefet. Küçük evet, muhalefet. Evde. Evet. Peki. Evde büyük muhalefet de ne zormuş. Büyük muhalefet anası. Yani muhalefet eve gideceğim, de. bir rahat edeceğim diyorsunuz, o da yok. Yok. <laughs> evet. evet. Ama iyi kolaylık ki varlar. O muhalefet çok diri tutuyor. <laughs> Fakat e, tabii ki başkan tiyatroya gittiği için Hı -hı. ben hem e, hanımefendiyi hem küçük hanımları evet e, iki iki tane var değil mi? Evet efendim. İkisini de tanıdım galiba. Tam emin değilim de ama e, küçük hanımları da e, tanıdım. Yani so sonuçta e, kulise geldikleri için tebrik etmeye. E, şimdi orada konuşulanlar özel hayat konuşmuşuz. N evet. Niye konuştuk bilmiyorum. E, Sormuştunuz, e, merak evet, peki. etmiştiniz. <laughs> evet, peki. Ee, sonra günlük rutinlerden Yani koşmaktan e, Konuşmuşuz Tiyatro konuşmuşuz Şehir tiyatroları kurmak Özel tiyatrolara sahneleri vermek Ne evet. gelişti burada Şehir tiyatromuzu kurduk 70 Maşallah. sene sonra hmm. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatrosunu kurduk Üç tane çok güzel oyun çıkardılar hmm. Azizname, Molşal var ee, Diğeri neydi ee, Neydi diğeri Bence iki tane bile yeter. Ee, yok bir tane daha. Tavşan Tavşanoğlu. oğlu. Üç tane oyun çıkardık. Şimdi 23 Nisan'da e, bir çocuk oyunu sahne alacak. Hı. E, kısacası İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu. Artık sahne açıyor. Bir de üstelik şimdi yeni bir sahneye kavuşturuyoruz onları. Hı hı. Eski bir kültür merkezimiz vardı. Daha doğrusu genellikle konferanslar, paneller için kullanılan. Onu tiyatro sahnesine çevirdik. Hı hı. 23 Nisan'da onun da açılışını yapacağız. Bir şeyi tiyatrosu sahnemiz de olacak artık. Çok güzel. Çünkü biz bütün e, tiyatrocu, tiyatro ile ilgili olan herkes zaten bilir ki İzmir turneleri çok önemlidir. Eski fuar günlerinden bugünkü günübirlik ya da daha çok e, günlük e, turnelere kadar İzmir çok önemli. İstanbul ve Ankara tiyatroları Aynen için. öyle. Evet, Ama kesinlikle. bir şey daha yaptık. İzmir.art diye bir dijital platform oluşturduk. Hmm. Burada da şehirdeki tüm kültürel, sanatsal aktivitelerin e, hem işte bütün e, onların takvimleri, günleri, saatleri, yerleri var. Ama aynı zamanda bu çok interaktif bir site. Şöyle e, sitenin içeriğini 80 kuruluş her biri kendi e, haberini, kendi etkinliğini girerek oluşturuyor. Dolayısıyla da İzmir'le ilgili ne öğrenmek istiyorsanız kültür adına, sanat adına hepsini izmir.art'tan bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Peki, ee, hızlı hızlı geçeceğim evet, sözünüzü keserek. Tamam. E, Metro raylı sistem çalışması, Narlı Narlıdere 2022 taahhüt, o dönem tamamlanan %35'miş. Şimdi 2022 sonu bitirmeyi hedefliyorduk. E, 3-4 aylık bir sarkma oldu. 2023'ün ilk çeyreğinde açılışı yapacağız. Harika. Kruz gemileriyle ilgili konuşmuşuz. Evet. E, o tarihte... Henüz bir şirketle görüşülüyor, iki e, şirketle daha görüşülecek denilmiş. Ne oldu? Doğru. E, nihayet ilk kruz gemisini pandemide yaşanan kesintiden Hı -hı. sonra Hı -hı. E, 3 Nisan'da e, karşıladık. E, 800 yolcu kapasiteli bir kruzdu e, ve onları büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla karşıladık. Şimdi devamı geliyor. 3 Mayıs'ta ikincisi gelecek. 5200 e, kapasiteli bir büyük kruz geliyor. E, çünkü şöyle bir gerçeklik var. Biz e, koltuğa oturur oturmaz İzmir'in turizm potansiyeli nedir diye bir baktık. Hı -hı. Olağanüstü trajik bir durum ortaya çıktı. Yani İzmir gibi bir şehir toplam 1,5 milyon turist konuk etmiş. Hı -hı. Bir yılda kabul edilebilir bir rakam değil. değil yani de doğru. ne yapmamız lazım diye kafa yormaya başladık ve bir Turizm eylem planı hazırladık. Hı hı. Bir stratejik plan ortaya koyduk. Bununla ilgili birçok çalışma yaptık. Mesela Visit İzmir diye yine dijital bir e, site oluşturduk. Türkiye'nin ilk dijital turizm ansiklopedisi aslında bu. İzmir'deki 2300 noktayı hem haritalarda hem birbirleriyle olan ilişkileri açısından konumlandırarak... ...ve her birinin hikayesini koyarak işin içine yine interaktif bir site oluşturduk. Direkt İzmir diye... E, Doğrudan doğruya İzmir'e uçuşları artıracak ve bunları bütün İzmirlilerle paylaşacak bir çalışma yaptık. Şu anda 69 noktaya İzmir'den direkt uçuş var. Bu İzmir için olağanüstü, şaşırtıcı ve çok büyük potansiyel taşıyan bir girişim. Çünkü bütün özel uçak şirketleriyle, hepsiyle anlaşmamız var. Onların tanıtımlarını da yapıyoruz, duyurularını da yapıyoruz. Ve İzmirlileri Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden bu direkt uçuşlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Hı. Bir yandan kruz sektörü yani e, pandemiden sonra e, bu kruzların önemi ve e, gücü büyüdü. Çünkü evet. insanlar daha çok tercih etmeye başladılar. Evet. E, onlarla ilgili çok yoğun bir çalışma yaptık. Aslında en başta söylediğim İzmir'in kabuğunu kırmak ve dünya ile buluşturmak konusunda e, çok uluslararası adımlar attık. Onları söyleyebilirim. Çok Lütfen. Lütfen. Mesela uluslararası kültür zirvesine ev sahipliği yaptık. Dünya Belediyeler Birliği'nin uluslararası kültür zirvesine geçen Eylül ayında bir zirve gerçekleştirdik. 65 ülkeden yüzlerce akademisyenin, sivil toplum kuruluş temsilcisinin katıldığı bir platform oldu bu ve orada bir manifesto yayınladık ve ortaya bir yeni bir kavram koyduk. Döngüsel kültür. Yani iklim kriziyle dünyada yaşanan bu global krizlerle başa çıkmak için ...kaldıraç olarak kullanabileceğimiz şeyin kültür olduğunu düşündük Doğru. ve o kültürü nasıl tarif edeceğimizi bulmaya çalıştık. Dört sütun üzerine oturan bir tarif bir tarif yaptık. Doğayla uyum, hı hı. birbirimizle uyum, hı hı. geçmişle uyum ve değişimle uyum. Hı hı. Dolayısıyla dört sütun üzerine oturan e, bu kültür tarifini döngüsel kültür olarak tanımladık. Hı hı. Kısacası bizim dünyaya ilham veren ...dünyadan ilham alan bir şehir olmamız için... ...işte bu uluslararası çalışmaları yapmamız gerektiğini düşünmüştük. İlki buydu. Şimdi yine o sizinle yaptığımız programda ifade ettiğim Terra Terramadre... Hmm. ...dünyanın en büyük gastronomi fuarı. Hmm. 2022'de ona ev sahipliği yapıyoruz. İlk kez İtalya dışında bir kentte düzenlenecek. O da İzmir. 2022 Eylül'ünde. Harika. harika. 2-9 Eylül arasında... Tera toprak ana demek. Evet. Özür dilerim. Burada bir parantez açıp şunu da Tabii. konuşmak istiyorum. Sizle de konuşmak istiyorum. Şimdi bu e, tatil yapmaktan anladığımız şey şu. Bir e, tip vardır. E, yalnız ya da bir ailesi var. İşte bunun çoluğu çocuğu varsa bunlar okumaktadırlar. Çok canları sıkılmaktadır. Eşi de çok sıkılmıştır, bunalmıştır. Bir adam falan neyse bunlar kimlerse. Bunlar tatil ihtiyacı e, duymaktadırlar. Ve tatile çıkacaklardır tatile çıkacaklardır nereye gidilmelidir herkes bağırır İşte şurası burası felanca şuradaymış buradaymış işte Bodrum Antalya e, Çeşme Alaçatı şurası burası filan ve bunlar e, bankadan kredi alarak falan filan böyle yani yeni bir e, problemin daha içine dalarak ondan sonra buraya giderler fakat gittikleri yerde ne yapacaklarını bilmemektedirler. Zaten bir aile ise bölünür, işte oğlan ergense bir takım arkadaşlar bulmaya gider, kız başkalarıyla arkadaş olmaya gider, adamla kadın zaten bunalmıştır, bir eve girip biraz daha bunalırlar. Yani bu tatil değil bu. <laughs> <laughs> bu geri zekalı. Yani ve biz e, nesiller ya. boyu Anlatırken. bu geri zekalı repete ediyoruz. Yani halbuki bugünün yani gençlerinin kim bunlar ya? <laughs> Biziz, biz. <laughs> Sen de <laughs> evlendikten sonra sen de busun. Yani hepimiz buyuz. Yani hayır bu budur yani budur. Yani bir yere tatil gibi ve tatilden anladığımız Abi öküz gibi havuz mi, filmin, kenarında yatmak filmin falan. konusu gibi ya, anlattın da o yüzden. Ama öyle yani bir yere niye gider mesela Bodrum'da olacağız. <laughs> de, e? tamam. Ne yapılacak? Yani nedir yapacağınız? Şey mesela burada işte başkan öneriyor değil mi? Şunu yapıyoruz, bunu. Çünkü bugünün artık tatil değil de o başka bir şey yapmak yani nasıl mesela Avrupa'ya gidiyoruz niye çantacının önünde kuyruğa girmeye mi nereye <laughs> gidiyorsun yani ne ne niçin gidiyorsun ona? işte şunu göreceğim bunu tadacağım, bunu deneyimleyeceğim bunu yapacağım ha. şuraya tırmanacağım hiçbir şey atlayacağım? yaşamak ya evet evet yani bu ailecek de yapılabilir Evet önce çocuğun yerine gidersin sonra büyümüş kızın yerine gidersin sonra karının yerine sonra kocanın yerine gidersin falan filan yapılabilir bizim anladığımız biz bunu yapamıyoruz yani ben ilk Dünyada bir yerlere gitmeye başladığım zamanladım ki ben nereye gitsem buranın ne, neresi meşhur diyorum. Sucuğu meşhur. <laughs> Çorum burası, leblebisi meşhur, ay çiçeği meşhur, bilmem nesi meşhur. Yani meşhur yerine bakıyor salak muamelesi görüyorsun tabii yani. Olmuyor. Oraya bir şey yapmaya gitmek lazım ve bugün gençler bunu yapmaya gidiyorlar. <laughs> i̇şte surf mesela... <sörf> yapmaya <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Efendim, e, trekking yapmaya gidiyor, değil mi? Mesela işte o yüzden bizim dağları kayak dışında da açmamız gerekiyor turistlere işte orada yani çift taraflı turizm bilmem ne falan filan. Ve bu bana bu açıdan çok zengin geliyor evet, anlattığı şeyler. Hocam, çok mantıklı yani geliyor. Yani izleyici olmaktan çıkıp hayatı yaşamaya başladığımız evet, bir şey. Bir de tabii ki o e, sizin bölge yani İzmir, Çeşme, Alıçatı şey falan. Ege. Orası Ege. Ege'de de yani mesela işte şeyler hep, ee, Ruslar filan böyle diye şeye geliyorlar ya Antalya'ya. Yani nasıl orası siz de <laughs> öyle bir ülke bulsanız mesela. Nasıl Ve <laughs> bir ülke bulsanız Ruslar gibi başka bir ülke. Sırf Hayır, e bence gelselen. bulunmaması lazım. Yok, Çünkü <laughs> o, da şey o da güzel. <laughs> o da güzel bir turizm değil. Yani burada yani açıkça konuşalım. Mesela şöyle bir şey biliyor Bence muyum? onlar da Ruslar Antalya'ya geldiklerinde e, şunu yapıyorlar, şunu yapmak diye bir şey var mesela bir şey var. Ya Ruslar, evet, Rus Ruslar Antalya'ya geldiklerinde alışveriş merkezine gidiyorlar. İstanbul'a gelen Araplar alışveriş merkezine gidiyorlar. İşte kimler var başka bilmiyorum. Biz de alışveriş merkezine gidiyoruz. Yani bir biz başka bir ülkeye gittiğimizde de o ülkenin alışveriş merkezine gidiyoruz. Yani. Değil mi? Çoğunluk ne öyle evet yani, maalesef. Hocam bizim şu... Küçümsemiyor mu yani? Ya. Yok. <laughs> yani, ya onlar yapıyorlar galiba ben Hayır da. ama Sen bir... sanatçısın tabii. Ama... Bir şey görmeye gidiyorsun. Evet. Hiç Ama yeni bir şey keşfetmek, yeni bir şey deneyimlemek Bravo. bu güzel. Çünkü şu var. E, bak farkındaysan rutin hayatımızda çok hızlı ölüyoruz. Şey gibi düşün. Mesela tatile gittin bir hafta sürede. ...aslında sana bir ay gibi geçiyor ya... ...çünkü sürekli yeni bir data, yeni bir bilgi... ...yeni bir deneyim, bir şey evet, yaşıyorsun... Evet, evet. ...ama evde... ...sürekli iş, ev, iş, ev veya rutin gününde... o bu hafta nasıl geçtiğinin farkında bile değilsin... ...dolayısıyla... Hmm. ...yaşamak için gidiyorsun aslında oraya... ...farklı hmm. bir şey yaşamak için... E ...bunu yapabilirsen çok güzel ama... ...tabii çok insanın dinamikleri çok farklı... ...yani kalabalık aileysen o hareket etmek zor yani vizyonsuzluk dışında da seni çok kısıtlayan çok şey var tabii. Çocuklarla birlikte gezmek zor. İşte karın istemez, kocan istemez ama ne gezeceksin de bak oturalım, e yatalım. Vizit İzmir. Bunların hepsinin seçeneklerini sunan bir yer. Yani yok. o çocuğu şimdi başkan istediği... onu yapıyor. Çünkü tamam. orada bir evet. çeşitlenme evet, bir şey ve var. Kültürel evet. çeşit. Ve de, ve de, Aynen. bizde Herkes de. Herkes için bir şey Hayır, var. Hayır, bizde de. Yani ben senden biraz daha yaşlı. Eskiden bizim düşüncemiz şu. İzmir diye bir yer var. Oradan başka yerlere de gidilebiliyor. gidilebiliyor. Orada da bir aile yaşıyor. Onası ve o ailenin çok güzel kızları var. <laughs> bizim bizim İzmir'le ilgili bildiğimiz şey bu. Ve çok medeni Hocam, bir aile. Eee onası herkes okumuş, etmiş falan. Uzun boylu, güzel bir insanların olduğu bir yer. Oraya gideriz, oradan da şuralara dağılırız diye bir yer biliyoruz. Yani bizim Mesela ben de hep ya bana hani resmini çiz desem var ya işte ev baca, duman çıkıyor, hmm. yol falan. Yani ben mesela böyle bir İzmir çizerim. Fakat yıllardır unuttuğumuz şey şu ki İzmir sürekli daha kalabalık hale geliyor, daha çok insan geliyor, göç alıyor ve de aldığı göç büyük şehirlerden göç alıyor, Ankara gibi özellikle İstanbul'dan göç alıyor. Oraya giden ne? Ee, sadece İstanbul'dan kaçmak için gidiyorlar. Yani be, benim son dönemde gördüğüm işte İzmir, Bodrum falan filan bütün o civarı gidenlerden duyduğum şey hep şu. İstanbul'dan kaçtık. Evet. Nereye geldiğinizin farkını bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> burada bir ev tutacağız. Evet. Ondan sonra ne var? İşte İstanbul'da evi kiraya verdik. Oradan para gelecek. Burada çalış. Yok artık çalışmak yok. E burası bir açık hava hap hapishanesine dönüyor. Yani her yer. Mesela Bodrum bir açık hava hapishanesi bu yüzden. Anlatabiliyor muyum? Yani İzmir de buna diyor. Buraya geldik. Hocam çok kurtulduk. Ya... <laughs> Ama orası bir şehir, büyük şehir, evet, daha evet. da büyük şehir haline geliyor falan. Buyurun efendim. Doğru. Çok güzel. Şimdi İzmir büyük şehir. Hakikaten e, dediğiniz gibi bir derya. Yani bir tarafta Kozak Yaylası, hayatınızda böyle çam görmemişsinizdir. Hmm. Bir tarafta tiresi, ödemişi, böyle yeşillik, böyle bitki türü, böyle sebze türü görülmemiştir. Hmm. E bir taraf İzmir, işte Çeşme Yarımadası, Karaburun, Çeşme, Urla, olağanüstü bir coğrafya. Zeytiniyle, muazzam bir şey. Şimdi bütün bunlar aslında bir büyük şehirde var. Hmm. ve Fakat biz İzmir deyince dediğiniz gibi Güzel Kızlar ve Çeşme. Alaçatı. Evet. Hep aklımızda e, oluşan imaj bundan ibaretti. Şimdi biz bunun bundan ibaret olmadığını. Evet. Tabii ki Çeşme Alaçatı vurlar çok güzel ama İzmir'de öyle güzellikler var ki bunları tanıtmak istiyoruz. Turizm hocam sadece bir endüstri değil aslında. Turizm aynı zamanda bir barış enstrümanı. Çünkü insanlar gittikleri yerde keşfe başlıyorlar. Keşfettikçe sevmeye başlıyorlar, tanımaya başlıyorlar. Tanıdıkça Artık onlar için itici bir şey olmadığını görüyorlar, empati yapmaya başlıyorlar, anlamaya başlıyorlar, kabul etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla aslında turizmin sadece bir ekonomik, e, bir ticari sektör olmadığını bir kere anlamamız lazım. Onun kültürel, sosyolojik boyutlarını da gün ışığına çıkartmamız ve bunların üzerine derinleşmemiz lazım. Çünkü tam da söylediğiniz gibi aslında gittiğiniz yani bir yabancı bir yerde tanışacağınız insanlar, tadacağınız lezzetler, keşfedeceğiniz güzellikler, asıl tatmin oralarda. Yani turizmi güçlendirecek, büyütecek şeyler de oralarda. Sayın Başkan, tekrar tamam. sözünüzü keserek şunu söylemek istiyorum ya yani bu bahsettiğimiz masalsı e, İzmir e, zaten artık olması mümkün değil. Yani bu şehir büyüyor sizin e, büyükşehir belediye başkanı olarak yönettiğiniz İzmir zaten bizim. Ee, İstanbul e, büyük şehrinden baktığımız İzmir değil, orası başka ve göç alması bir de bir başka konu. Ee, daha geçenlerde programını yaptık. Ee, İstanbul'daki, İstanbul ve çevresindeki Allah herkese esirgesin deprem senaryosu öyle korkunç bir senaryo ki depremin hemen ertesinde e, olacağı varsayılan depremin hemen ertesinde yaşanamayacak. Ee, girilip çıkılamayacak ve kaç sene olacağını bilemediğimiz seneler boyunca bir hayalet şehir olarak kalacak bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Bu deprem senaryosu gerçekleştiği takdirde ya bunu konuştuğumuz zaman hep böyledir insan evladı konuşuruz ah 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 vah 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 falan filan sonra da program bitiyor çok teşekkür ederiz birbirimizi <laughs> öpüp ayrılıyoruz sonra bir daha düşünmüyoruz yeni bir programa yeni bir olaya kadar şimdi o zaman o masada konuşulurken ben de dedim ki peki sanayinin e, tamam siyasi başkent Ankara burası da İstanbul'da işte kültürel başkent en büyük metropol ondan sonra sanayinin başkenti ticaretin başkenti falan ne olacak bunlar? Nereye gidecek bu? Hani bir uydu kent falan yapıyor muyuz? Bir hazırlığımız var mı falan? Yok. Nereye? İzmir'e gideceğiz. Peki İzmir'in bundan haberi var mı? <laughs> ya da İzmir'in <laughs> buna onayı var mı? Aha, onayı var mı? Yani bir hazırlık var mı orada? Vallahi Yok. geliriz. Yok. Yani yani şey bu olursa... ne, ne olacak yani? Bu bu nasıl yönetilecek? Nasıl yapılacak? Olmaz inşallah. Geç olur inşallah. Şimdi geç olur inşallah da da şöyle bir şey var. Yani e biz artık yaşadık yaşayacağımız kadar. E çocuklar anladım. E onlar artık düşünecek. Gebersinler gibi tırnak içerisinde bir şey yapıyor. Ama biz atlatırız yani. Hani hep süreyi uzatıyoruz ya böyle. Yahu da öbür deprem uzmanı da dedi ki işte daha 15 senesi var dedi. E tamam çocuklar. E yani böyle bir şey var ve buna hazır mı? Değil mi? Yani herhalde ya mesela sana sorsam böyle bir senaryoda diyelim ki e, Türkiye'de yaşamaya devam edeceksin. Hı hı. Nereye gideceksin? İzmir'e giderim. Hayır öyle deme. Başkan burada <laughs> olduğu için öyle deme. Zaten onlar pek istemiyorlar. Da. Yani yani mesela Ankara'ya mı gidersin? Ya işte insan düşünmek istemiyor. Başına gelmeden yokmuş gibi, olmayacakmış gibi düşünüyor öyle. E zaten o, öyleyizdir. Tamam. sonuçta evet. hepimiz öleceğiz tabii ki. Tarih değişecek. Yeni yüzyıllar gelecek. Biz de öleceğiz, çocuklarımız da ölecek, onların çocukları da ölecek ama ben şeyi kaçırmışım. Hakikaten hayalet şehir olma ihtimali var mı yoksa çok büyük. Allah yapılacak yeni binalar diye her şeyi tekrar baştan başlamak mı? Yapılacak yeni binalar. Türk olduğumuz için seviyoruz ya şeyleri. E tabii yani ne güzel inşaat yaparız ha. buralara filan. Hani canım. bunlar yıkıldıktan sonra o başka bir sektör. Ama oradan yani o inşaat çalışmaları başlamadan önce o inşaatta bir süre hayali çay, şehir olarak kaldık. çalışacak olan insanları bir kere getirmek lazım. Bir kere e, yani şimdi uzatmayayım da konuyu. Deprem sonrası senaryosu e, bir kere e, sağ kalanların e, sağ sağaltımı e, taşınması, edilmesi hocam, diğer Hocam şöyle... aynı aynı şey İzmir için de geçerli. Ya şimdi, yani şimdi şöyle, onu soracak. Tamam. Hayır değil. Çünkü şöyle. bu büyüklükte, bu kapsamda İzmir deprem şehri. Evet. Evet. Değil mi hocam? Ama ama böyle bir şey beklenmiyor. Böyle büyük fayların Uzun atımlı fayların olmadığı bir şehir, yani daha kısa atımlı dar aralıklı fayların olduğu bir şehir. Dolayısıyla da bu çapta İstanbul'da beklenen kadar büyük bir deprem olma ihtimali yok bildiğimiz evet. kadarıyla. Yakın tarihte yaşadık. Yakın tarihte yaşadığımız evet. en büyüklerinden Hı. ve en e, korkunçlarından biriydi. Hı. Ama bu sorunun cevabı hani ne olacak meselesi aslında her kentin kendi ölçeğinde deprem senaryolarını çalışıp bununla ilgili kentsel dönüşüm konusunda adım atması lazım. Bunun başka yolu yok. Yani İzmir tek başına bütün bu hikayeyi göğüsleyecek, bütün bu hikayeye ev sahipliği yapacak bir şey değil elbette. Dolayısıyla İzmir'in yaptığını dilerim ki bütün kentler yapsınlar ve o kentlerde yaşayan insanlar da o özgüvenle, o kentlerinde yaşamaktan duydukları hmm. güvenle yaşamaya devam etsinler. Bunun için çok sıkıcı olmak pahasına bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen mi? efendim. Şu Kentsel dönüşümle ilgili. Lütfen efendim. Bugün bir temel attık, oradan geliyorum. Hı -hı. Ee, bir kentsel dönüşüm e, projesinin temelini attık ve onu başlattık. Bin konutluk bir hikaye. Hı -hı. Ama bunun neden önemli olduğunu söylemek isterim. Çok kısaca. Hı -hı. Şimdi Türkiye'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının hepsinden farklı bir özelliği var. Bizim yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmasının. Birincisi yerinde dönüşüm yapıyoruz. Yani o gece kondu bölgesinde yaşayan insanlar aynı noktada yaşamaya devam ediyorlar. Komşusuyla beraber, bakkalıyla, kasabıyla, manavıyla neyse ne vardıysa on yıllardır yaşadıkları şey aynen devam ediyor. Sadece yaşadıkları evlerin kalitesi, standardı yükseliyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi burada yüzde yüz uzlaşıyla yapıyoruz. İkinci temel ilke o. O mahallede yaşayan bütün vatandaşlar tapularını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrediyorlar. Hı. Gidiyoruz, tek tek anlatıyoruz, ikna ediyoruz, projeyi gösteriyoruz. O proje içinde hangi evde yaşayacaklarını gösteriyoruz. Tamam diyorlar, atıyorlar imzayı ve devrediyorlar tapularını. Hı. Biz %100 uzlaşıyla başlıyoruz. Peki sonra ne oluyor? Sonra diyoruz ki, iş insanlarının kurduğu bir kooperatif var. Hı. Bu kooperatif... Bin tane ev yaptık ya. Yaklaşık %55'e %46 45, 54'e 46 gibi bir oranla yapılıyor bu. Hmm. Yani e, müteahhidin payı %55 hmm. diyelim ki e, mal sahiplerinin, büyük sahiplerinin payı da %45. Bin konutun 500 tanesi müteahhidin, 500 tanesi hak sahibinin, değil mi? Hmm. Biz bunu normalde bir müteahhide veririz ve hmm. müteahhit yapar. Biz öyle yapmıyoruz. Kooperatife veriyoruz. Kooperatif kendi içinde e, bunların satışını yapıyor. Yani her kooperatif üyesi aslında bir e, gece kondu sahibinin evini yapmış oluyor böylece. Finansmanı Güzel. kendi içinde çözülüyor. Hmm. Kimseye dışarıdan bir e, kredi, finansman şu bu, aranmıyor. Biz kentsel dönüşümün temelini attığımız anda o 500 ev satılmıştı. Güzel. Çünkü kooperatif aslında finansmanını satıyor. E, o kooperatif üyelerinden sağladı. Böylece ne oldu? O Gecekondu'da yaşayan 500 vatandaşın da evi yapılmaya başlandı. Hı. Güvencesi ne? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi. Evler bittiğinde ancak tapularını veriyoruz. Hı. Dolayısıyla kentsel dönüşüm, Türkiye'de hiçbir yerde uygulanmayan bir yöntemle, kooperatifçilik esasıyla yürüyen Hı. bir modele dönüştü. Bu kooperatifçilik meselesi çok önemli o Bey. Çok be. önemli, biliyorum. Biz tarımda kooperatif Siz de, zaten yapıyoruz. E, 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 kooperatifçilik yapıyoruz. Ulaşımda kooperatifçilik yapıyoruz. Biz taşıt diye bir uygulama başlattık. Kooperatifler üzerinden taşımacılık yapıyoruz. Hmm. Şimdi kentsel dönüşümde de kooperatifçilik yapıyoruz. Kooperatifçilik ne demek biliyor musunuz? Demokrasi. Evet, doğru. Yani hamasete gerek yok bir arada yaşamak, birlikte hmm. el ele vermek, omuz omuza birbirimize ihtiyaç hmm. duymak falan. Ya bu toplum İmece'yi insanlığa hediye etmiş bir toplum. Doğru. Sonra biz bunun canını okumuşuz. Doğru. Tüketmişiz. Şimdi biz bunu tekrar canlandırıyoruz. Dayanışmanın gerçekten dayanışmanın kooperatifte, kentsel dönüşümde, tarımda, ulaşımda nasıl mümkün olduğunu gösteriyoruz. Dolayısıyla biz şehri beraber yönetiyoruz İzmirliyle. Sayın Başkan, keserek evet. gideceğim tamam. çünkü Pardon. Evet. Defne Hanım'ın e, işaretlediği yerler. Şimdi bu e, bu küçük çiftçiye destek tohum ve karabuğda. Şimdi biz bütün, tabii bütün Türkiye'den haberim olduğunu söyleyemem ama genelde büyük şehirlerle ilgili en çok sizde görüyoruz bu tarımın, evet. buğdayın, evet. ağacın, bütün Zeytin. bunların zeytinin yükselmesini. Diğer illerimizde yok mudur efendim bu tarım? Yani bunlar ya niye bahsedilmez? <laughs> ya şöyle... Hepsi bunların bunu... İzmir'den mi geliyor? Yani size mi bağlıyız ya biz bu Birincisi konuda? İzmir hükümetten bir destek görmediği için kendi ayakları üzerinde durmak, tarımı, turizmi, sanayiyi planlamak gibi bir görevle baş başa. Niye hükümetten destek görmüyor? Gevur İzmir olduğu Onu, için. Onu ee, muhtemelen. <laughs> muhtemelen. Evet. Ama bunu onlara sormak lazım. Biz biliyoruz ne olduğunu <laughs> ve görmüyoruz. Dolayısıyla biz kendi göbeğimizi kendimiz kesip kendi ayaklarımızın üzerinde durup kendi geleceğimizi belirlemeye çalışıyoruz. O nedenle normalde bir belediye başkanının yapmayacağı kadar fazla tarımla ilgileniyorum, turizmle ilgileniyorum, sanayiyle ilgileniyorum. Yani başkan tekrar keserek şunu evet. soracağım. Sizin tarımla ilgili tırnak içinde tamam. ne olur ben affedin? Bir manyaklığınız mı var tarımla ilgili? Ee, var. Buğdayla ilgili, evet. tohumla ilgili. Yani ya Büyük bir Size de öyle var. geliyor mu? Sanki evet. mesela Ankara, İstanbul, diğer büyük şehirlerde veya başkanın kendi şeyi işte arada geliyorlar Mantın ona filan gibi. Evet çok seviyor. seviyor bu. Ama dünyada da bunlar çok önem kazanıyor bir yandan. Hani Bravo. işte <laughs> e, yani mesela biz tarım ülkesiyiz ama her şeyi artık ithal, ithal ediyoruz. ediyoruz. Bravo. Ondan sonra buğday deposuyuz ama artık ithal ediyoruz. Bütün dünyada evet. yani e, şeyin işte hep şunlar anlatılıyor işte İsrail bütün şeyleri kapatmış ee, hani arazileri e, kapatmış. Ondan sonra şey adamın adı neydi işte Bill Gates e, Türkiye'de evet, evet. E, tarım, tarım arazileri e, bakıyormuş. Amerikan arazi alıyormuş. Bak bir bir bir, bir e, Bill Gates bir Tulsayer bu ikisi tarım tarımla bozmuş değil mi? Onun dışında fantazi yani. Ya, hocam bak. <laughs> bu tarım meselesi gerçekten ne kadar hayati bir meseleymiş pandemide daha iyi gördük. Evet. Yani bu gıda sağlığı, gıda güvenliği denilen şey, sağlıklı beslenme denilen şey ne kadar önemliymiş. Kendi kendine yeten bir ekonomi olmak ne kadar önemliymiş. Evet. Bunları gördük. Tabii aç kalınca anladık. Aynen. Türkiye hala işte... Çin'den Aynen. Ya... Çin... Çin... Şey... Şey vardı, sarımsak Çin'den geliyor galiba. Mercimek Kanada'dan geliyor. Sarımsak Çin'den. Öyle her şey var diyor sarımsak Çin'den geliyor. Çünkü ben diyorum ki bu Sarımsaklar diyorum plastik gibi, iPhone gibi oldu sarımsaklar. Doğru, domatesler de öyle. Aynen. Basıyorsun ışığı yanıp sönüyor. <gülüyor> <gülüyor> bu sarımsak ama ya, aynı zamanda radyo. Hayır. hayır, evet. <laughs> sarımsak tadı yok falan. Sonra bana her yerden sarımsak göndermeye başladılar memlekete. Bir programda şikayet ettiğim için falan. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu tarım meselesinde Türkiye sınıfta kalmış durumda. Evet. Gerçekten evet. çok trajik bir şey yaşanıyor. Yani çok vahim bir durum evet. var ortada. Evet. Bizim çocukluğumuzda kendi kendine yeten ekonomisi olan yedi ülkeden biriydik. Hı. Biz dünyanın evet, tahıl ambarıydık, ]ydi. buğday ambarıydık. Dünyaya buğday satardık ve bununla iftar ederdik. Yerli malı haftaları yapardık falan evet. filan. Şimdi bitti. Neden bitti? Çünkü yanlış tarım politikalarıyla geldiğimiz nokta kuraklık ve yoksulluk. Evet. Şimdi bir kere bunu değiştirmek mümkün. Bu bir kader değil. Çünkü bu... Bu güzelim güneş, bu bereketli topraklar, bu güzelim iklim kuşağı bize bunu hala mümkün kılıyor. Peki ne yapmak lazım? Başka bir tarım mümkün diyoruz. Yani bu bir teslim olunacak bir şey değil, bir kader değil, bir yazgı değil. Bunu değiştirmek mi? Peki nasıl değiştireceğiz? Çok temel bir şey var. Küçük üreticiyi doğduğu yerde doymasını sağlamamız lazım. Bu aynı zamanda kırla kent arasındaki dengeyi koruyacak şey. Eğer kırdaki vatandaş ürettiğiyle geçinemiyorsa kente göçüyor, ucuz iş gücü oluyor, kentin dengesini bozuyor. Kentli, sağlıklı, ucuz gıdalardan mahrum kalıyor, ithal etmeye başlıyoruz, ithalata daha çok para ödemeye başlıyoruz. Ama o küçük üretici doğduğu yerde üretmeye devam edebilse, hmm. ona teşvik verebilsek, onu özendirebilsek, onu destekleyebilsek kalacak zaten gitmek istemiyor ki. Hmm. Ama biz bunu yapmıyoruz. Adam öylesine başıboş, öylesine savunmasız. Bu sene diyor ki Buğday ekeceğim. Seneye para etmiyor, enginara dönüyor. Şimdi sen şimdi şu binanın yerine ben buraya 18 kat çıkacağım diyebilir misin? Çıkamazsın, diyemezsin. Çünkü imar planı diye bir şey var. E, tarımda var mı böyle bir plan? Yok. O kadar başıboş ki. Tarımda planlama diye bir şey yok. Kim nereye ne ekeceğini bilmiyor. Onu kaça satacağını bilmiyor. Ne kadar üreteceğini bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ya bu depremden falan daha korkunç. bir şey Çok korkunç yani. bir şey. Evet. Muazzam bir başıboşluk var. Evet. Muazzam bir başıboşluk var. Kısacası hmm. başka bir tarım mümkün dediğimiz şey hmm. önce planlamayla başladı. Hmm. Havza ölçeğinde planlama yapmaya başladık. Hangi havzada? Bergama'da, hmm. Bakırçay havzasında ne üretilir, ne kadar hmm. üretilir? Hangi ürünleri desteklememiz lazım? Gediz hmm. havzasında neyi üretmesi lazım üreticinin? Ne kadar üretmeli? Biz ne kadarını alabiliriz? Alım garantisi veriyoruz. Hı. Üreticiye diyoruz ki, bak bu ürünleri dikersen ben taban fiyatın iki misinden satın alırım senden. Hı. Bir numara yaptık. Çoban envanteri çıkarttık. Hı. İzmir Türkiye'de ilk kez çobanlarını saymış kenttir. 4.700 çobanı var İzmir'in. 4.700 çobanın her biriyle gittik, konuştuk. Kaç hayvanın var? Ne zamandır bu işi yapıyorsun? Ne kazanıyorsun? Öğrendik ve onların sütünü almaya başladık. Üstelik sütün almadan avans ödemesi yaptık. 3,5 milyon liralık süt avans ödemesi yaptık çobanlara. Şimdi bir tanesini de evlendireceğim yakında. 4700 çoban mı varmış? 4700 çoban var. Şimdi çoban niye önemli? Ben kaldı sanıyorum. Hayır yaşıyorlar varlar ve hocam iyi ki varlar bak ama niye? İzmir bölgesinde 4700 çoban ben bunu satarım. Ama bak sat bu ne kadar önemli Ben bayağı masallarda başkandan duydum. <laughs> Bak niye önemli onu söyleyeceğim abi niye önemli? Çünkü ama bilgi çok değerli bunu bilmek bile bir şeyin başlangıcı. Ege bölgesinde küçük baş hayvancılık yapılmalı. Hı. Doğu'da büyük baş yapılmalı. Çünkü doğunun meraları büyük baş hayvan için uygun. Hı. Ama Ege'nin meraları küçük baş hayvan için uygun. Hı. Küçük baş hayvanın sütü büyük baş hayvana göre çok daha makbul, besleyici değeri çok daha fazla ve çok daha lezzetli süt mamulleri çıkıyor yoğurdu, peyniri, Hı. bambaşka. Kısacası biz o çobandan 8 liraya taban fiyatı, biz 12 liradan alıyoruz koyun hmm. sütünü. Hmm. 6 lira taban fiyatı keçi sütünü 11 liradan alıyoruz. iki misli fiyatla alıyoruz. Hmm. Neden? O çobanlığa devam etsin. O hayvanlarını beslemeye devam etsin. Sütünü sağmaya devam etsin. Hmm. Böyle olduğu için Kırla kent arasında... alıyoruz ama. Nasıl? Biz de 10 katını alıyoruz buraya Şimdi gelene Şimdi bir kadar. fabrika açıyoruz. Hmm. Günde 100 ton süt işleyecek bir fabrika açıyoruz ve bu fabrikada biz sadece o çobanlardan aldığımız sütü işleyerek bir İzmirli markası yapıyoruz ve bunun mozzarella'sını, hmm. bütün peynirini, yağını, yoğurdunu yapıp ihracatını başlatıyoruz. Biz o küçük üreticiyi, o çobanı ihracatçı haline getiriyoruz. Hmm. Özeti bu başka bir tarımın hikayesi bu evet. hocam. Ee, sayın Başkan bir de e, bu e, slow food meselesi var ya da Terra Madre, terra madre. bu sizin yine e, Evet kafayı taktığınız e, şeylerden bir biri evet. Evet. evet ya Tabii. bu herkesin de dönüşeceği kafayı takacağı bir yer şey. Çünkü kim biraz e, kendini kurtarırsa yani evet. hayatta işte maaşla şunla bununla e, hani borç borçarç e, filan yaşa biraz daha böyle biraz hani kafayı dikkatirse bu işlere giriyor hocam. Hı hı. Ben Çok artık doğru. şöyle yiyorum. Yani böyle bir şey var. Bu biraz sosyetik görünüyor ama <laughs> e, herkes buna e, dönüyor. Bu açıdan da adres başkan. Buyurun efendim. Estağfurullah. Hocam bir kere bütün bunların birbiriyle bağlı olduğunu gösterdi hayat bize. Hı. Yani iklim krizi dediğiniz şey aslında yaptığınız tarımsal üretimin nasıl olduğuyla ilgili. Hı. Çünkü kullandığımız suyun yüzde %77'sini tarımda kullanıyoruz. Yani yüzde on civarında evsel tüketim yüzde %77'si tarımda kullanılıyor. O büyükbaş hayvancılık yanlış dediğim şey tam da oradan. Çünkü büyükbaş hayvan yemi dediğiniz sılacılık mısır Hı. bir fidanı 85 litre su tüketiyor. Hı. Ve biz geçen sene 25 milyon ton sılacılık mısır üretmişiz. 4 milyon ton patates 2 milyon ton pamuk üretmişiz. Sılajlık mısır üretiminden vazgeçmemiz lazım. Doğanın ritmiyle uyumlu yem bitkisi üretmemiz lazım. Şimdi laf buraya geldiği anda gıdaya geçiyor mesele. Tarımdan Hı -hı. çıkıyor gıdaya geçiyor. Hı -hı. Gıdanın tarımla, tarımın sağlıkla, sağlığın kuraklıkla, kuraklığın iklim kriziyle, iklim krizinin turizmle hepsinin birbiriyle bir bağlantısı var. Evet. Bütün mesele o bütüncül resmi görüp her birinin yerini o bütüncül resim içinde doğru yerleştirmekten geçiyor ve Hı -hı. bunların birbirine bağlılığını unutmamaktan geçiyor. Hı -hı. Terra Madre dünyanın en büyük gastronomi fuarı 2 yılda bir İtalya'da yapılıyordu. İlk defa evet. bu, bu sene ama çok çok önemli. İtalya dışında bir şehirde yapılacak, İzmir'de yapılacak ve biz Ege'nin lezzetlerini, Ege'nin o güzelim otlarını, o güzelim Hı -hı. lezzetlerini dünyayla buluşturacağız. Ve bunların dünyaya satılmasının önünü açacağız. Hı. Dünyayla tanıştıracağız. Aynı zamanda dünyanın lezzetlerini de ile buluşturmuş olacağız. Hı. Hı. Kısacası İzmir'in kabuğunu kırması işte bu anlamda da turizmi başlatıyor. Hı. Peki. E, yine e, hanımefendinin Defne Hanım'ın e, burada not ettiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tarafsızlığı diye bir madde var. Böyle bir şeyden bahsetmiştik. Konuşmuşuz evet. Evet. Siz Şimdi, tarafsız mısınız? E, evet. Ya ben e, şöyle şöyle söylemek isterim. Ben bana oy veren insanın, bana oy vermeyen insanın kim olduğunu ayırt ederek bir hizmet üretemem. Hı. Biliyor Beni, musunuz biraz? Bilmeme de imkan yok. Mesela yolda anlar mısınız? Yok. Ya merak da etmiyorum. Hı. Hakikaten öğrenmek de istemiyorum. Peki ama bu geri dönüşler ee, bu e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, seçiminden sonraki geri dönüşlerde nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Mesela şöyle bir e, açıklama gelmiştir önünüze herhalde. Ya ben sana oy vermemiştim ama... Doğru geliyor böyle şeyler. Geliyor. Ama işte... Geldi. Hangisi daha çok oy vermiştim pişman oldum mu? Daha çok. E... <laughs> Hayır, onda söyleyebilirim Doğru. Vallahi hayal kırıklığına uğradım. Doğru. Çünkü oy vermiş, e, haklı. <laughs> ya bana söyle, ya yani biz gösteri dünyasından insanlarız. Ya yani. bana da söyle vallahi çok seviyordum, sevmiyorum artık. diyebilir. Ya da hiç sevmezdim, şimdi çok seviyorum. Hangisi yani, daha çok? Hı. Ben de, ben de e, oy vermiştim daha çok. <laughs> Yok ben de şey daha çok. Ben yani, de sana oy vermiştim. Ya hiç sevmiyordum, hiç sevmiyordum. Hı. Şimdi çok seviyorum falan. Bir munisleştim, bir sincap gibi bir şey oldum diyor. Yani. <laughs> evet. <gülüyor> Hocam. <laughs> Bebeğininsine benzet. evet. Yani ama bu Yok, bu mesele şehri sevmekle ilgili. Şehri sevmekle ilgili. Yani şehri seviyorsanız onun otunu da seviyorsunuz, insanını da seviyorsunuz, hayvanını da seviyorsunuz, bitkisini de. Ama bu tarafsızlık meselesi sanıyorum ki size evet. e, seçimden sonra da gittikçe puan kazandıran Doğru. bir şey olarak geliyor. Yani. Çünkü Doğru. ben takip ettiğim kadarıyla söylemleriniz de böyle gidiyor. Evet. Bir de şeyde çok yoksunuz. Yani bu tabii ki e, siyasi e, konjonktür, şu andaki siyasi konjonktür işte e, televizyonlardaki ya da sosyal medyadaki e, yaklaşan, Evet ee, seçimle ilgili olarak işte 2023 e, diye öngörülen ama hep bir erken seçim beklentisiyle hep diri tutulan sıcak tutulan evet. e, bir tencere var fokur fokur yani ve her gün işte haber evet. kanallarında bizim haber kanalımızda da bütün haber kanallarında da e, ulusal kanallarda değil onlar da bayhabi uyuyorlar <laughs> ee, ondan sonra aşk hikayeleri şunlar bunlar bilmem bilmemler birbirini gırtlaklıyor insanlar falan ama onun Dışında çok sıcak bir e, politik tencere Doğru. var. Orada kaynıyor o tencere. Siz orada yoksunuz Yokum. genelde. Yokum çünkü ben ona inanmıyorum. Ya oradaki şeylerde çok... de yok. Peki bu nasıl başarılıyor? Şöyle... Yani e, oradaki polemikler içinde de yoksunuz. Yokum. Olmak da istemiyorum çünkü siyasetin, bu sıcak siyaset dediğiniz şeyin sığlığına inanıyorum. Hı -hı. Siyaset aslında hayatı dönüştürmekle ilgili bir şey. Hı -hı. Hatta siyaset hayatı dönüştürmenin sanatıdır. Hmm. Ben siyasetin bu kısmıyla ilgileniyorum. Yani ben içinde yaşadığım bu şehri çok sevdiğim için bu yaptığım görevi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hmm. Hatta şöyle söyleyeyim size, kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. Hem bu çok sevdiğim şehirde yaşıyorum, hmm. hem üstüne beni başkan yapmışlar, alkışlıyorlar, hmm. üstüne bir de maaş veriyorlar. Hmm. Ya ben daha ne isteyebilirim hayatta? Hmm. Ya Maaş ben dünya... iyi mi? Seni Maaş başlayayım. bayağı iyi. <laughs> Hakikaten mi? Bayağı iyi. Değildir. Yok çok iyi abi. <laughs> bayağı iyi. Ya şimdi rakam söyleme. Siz çok gözlüsünüz de ondan. Ya çünkü e, bunun üstüne bir yani verdikleri rakamın ne olduğunu hiç önemi yok. Bunu Hı. şaka söylüyorum. Gerçekten eğer şehrinizi seviyorsanız Hı. o zaman o sığ sulardan çıkıyorsunuz. Benim özür dilerim. Anladığım şey şu. Yani e, ben e, mesela Ankara'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok siyasetle ilgili insan, siyaset yapan demek istemiyorum çoğu yapmıyor çünkü çok büyük bir çoğunluğu yapmıyor. Siyaset evet. yapmanın karşılığını vermiyorlar işte giriyorlar çıkıyorlar falan filan e, meclise, e, toplantılara. Ama siyaseti sevmek var evet. yani onun içinde olmayı sevmek var orası fokur fokur zaten hani hiçbir şey üretilmezse Meclis dedikodularıyla şunla bunla aman ama şu oluyormuş bu oluyormuş falan bir şey yürüyor. Sonra bunlar haber kanallarına taşınıyor. Sonra haber kanallarındaki e, taraftar e, şeyciler, yorumcular tarafından profesör, profesör, şucu, bucu, partili falan filan. Onlar bunu biraz daha kızıştırıyorlar ve biz bir gece televizyonun karşısında ya da sosyal medyayı izlerken diyoruz ki çok sıcak ortam bir şey olacak falan evet. filan. Aslında hiçbir şey olmuyor. olmuyor. E, yani o siyaseti sevmek. Siz benim gördüğüm kadarıyla söylediğiniz gibi de siyasetin dönüştürücü gücü. Çünkü yani uzun atımlı, sonuç doğru. alıcı ve dönüştürücü gücü. Ben bu niye siyaset, siyaset yapıyorum biliyor musun? Niye belediye başkanım? Hmm. Çünkü içinde yaşadığımız bu olağanüstü güzel coğrafyada hak etmediğimiz bir yaşam seviyesinde hmm. yaşadığımızı düşünüyorum. Hmm. Hmm. Hiçbirimiz hak etmiyoruz. Bu kadar düşük bir yaşam kalitesini hiçbirimiz hak etmiyoruz. Ve üstelik bunun bir kader olmadığını biliyorum. Bunun değiştirilebilir bir şey olduğunu. Peki burada böyle. özür dilerim. Siyaset burada şu mu? Yani e, e, siyaset bu halktan yana büyük olmak. Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı e, siyaseti şöyle yapar. Yani e, bir takım e, şeyleri dönüştürmek, bir takım şeyleri inşa etmek, bir takım şeyleri korumak, bir takım şeyleri yoktan. Ee, bütün arkadaşlar, eşler, dostlar Hepsi bunlar işte ne yapacaklar Çalışanlarla beraber icra etmek zorundadır Ve bunun için siyasi bir güç kullanır Çok Siyasi böyle. güç de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'dır Çok Onun e, Ankara'yla Merkezle Aynen. bilmem ne ilişkileridir e, Falan filan Ve burada bir güç kullanarak bunu dönüştürür Budur siyasi Bravo tam da böyle İşte tam Hı. da bunu yapmaya çalışıyorum O yüzden kentsel dönüşümde kooperatif kuruyoruz o yüzden tarımda kırsal kalkınma, tarımsal kooperatifler kuruyoruz. O yüzden ulaşımda kooperatif yapıyoruz. Neden? Çünkü insanları işin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Çünkü benim siyaset anlayışım ancak biz omuz omuza verirsek, bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebep olduğunu idrak edersek ve o sebeplerin eğer ortaya çıkmasıyla, anlaşılmasıyla gücümüzün büyüyeceğini görürsek, işte o zaman bu ayrıştırıcı değil, ötekileştirici, kutuplaştırıcı siyaset bir tarafa kalıyor. İşte o zaman kucaklayıcı, herkesi içine alan, sana oy verdiğinden pişman olanı da, oy vermediği halde seni destekleyeni de kucaklayan bir siyasi anlayışı hayata geçirebiliyorsunuz. Özetle bu hayatı daha güzel yaşamak mümkün. El ele bambaşka bir kalitede, çok daha yüksek bir kalitede yaşamak mümkün. Çünkü bu topraklar bu imkanı sunuyor bize. Bizim kadim kültürümüzde bunun ipuçları var ve geleceği bambaşka yaşamak mümkün. Bu kentin, bu ülkenin dinamikleri çok güçlü. Hı. Ben bu ülkenin insanının basiretine de inanıyorum, sağduyusuna da inanıyorum, güzelliğine de inanıyorum. Hı. İyiliğin daha fazla olduğuna inanıyorum bu toplumda. Özetle bütün bunlara inandığım için de onların gücünü artıracak, onların bu kentte daha mutlu, daha huzurlu yaşaması için ne yapabilirim diye kafa yürüyorum. O zaman ranta sırtınızı dönüyorsunuz. Hırsıza, haramiye sırtınızı dönüyorsunuz. Hmm, Halkın gücünü ortaya çıkartmaya Haram. çalışıyorsunuz. Tamam. Dayanışmanın önemini, dayanışmanın güzelliğini ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Depremde hocam, biz öyle bir şey yaptık ki depremde. Hmm. En çok iftihar ettiğim şeydir o. Hmm. Bir kampanya açtık. Bir kira, bir yuva diye. Hmm. Depremden tam bir ay sonra, 30 Ekim'de depremi yaşadık. 30 Kasım'da binlerce insan çadırlardaydı. Bir ayın sonunda tek bir çadır kalmadı. Hepsini sökmüştük. Hepsinin başını sokacak bir eve buluşturmuştuk. Var. Ee, sayın Başkan, şimdi Bunu bitireceğiz. Bunu şöyle yaptık, dayanışmayla yaptık. Ee, şu son zamanlarda siz de rastlıyor musunuz bilmiyorum ya bitireceğiz çünkü bütün geceyi başkanla geçirecek halimiz yok. gidiyorum yani evet tamam. ama şöyle <laughs> özellikle Eyvallah. özellikle ge tamam. genç gençlerde <laughs> özür diliyorum. hayır Aa ben, ben özür dilerim yani ben geçirmek istiyorum da arkadaşlar geldikleri için. <gülüyor> <gülüyor> şunu şunu söylemek istiyorum. Özellikle gençlerde günlük hayat içinde ee, ...seslendirilen bir ümitsizlik var. Günlük hayatta e, seslendiriliyor. Bu mesela be, benim hata İzmir yolu üzerinde başıma geldi. İşte bir yolda duruyoruz. Ondan sonra o ana yoldan gidiyoruz böyle hızlı falan filan. Orada duruyoruz. Oradaki şeyde bir tane fast food dükkanında bir tane... ...işte bize hamburger falan satan bir çocuk var. Ama nasıl be suratından düşen bin parça falan... Ondan sonra işte dedim şundan istiyorum, bundan istiyorum falan. Atıyor önüme böyle şey dedi. Dedim bu ne ya? Yani bir şey oldum ya içim karardı senin suratına bakmaktan. Kimsin güzel? sen bana Ona dedi. Dedim boş ver ya falan filan. Dedim nedir bu halin? Ne ha, yapayım? Ne olacak? Ne yaşayacağım falan. Abi bir döküldü oğlan. Bana hamburger veriyor, kasadan şey yapıyor falan evet. filan. Ve bunu çok görüyorum. Hı. Ümit yok. hiç şey yok dinledikleri şarkılar böyle. Hani anladın mı? Acılı rap var ya şimdi. Hı. Yani dibine kadar <laughs> ha diyerekten falan böyle bir böyle bir şey dinliyor dinlediği bu falan. Bitik. Sizin arada öyle bir sloganınız yok da bu hayatı başka türlü yaşamak mümkün. <laughs> sloganı gençler tarafından çok tutulabilir yani. Çok Çünkü doğru. hakikaten bir umutsuzluk var ve hemen ilk hemen cevabı alıyoruz. Niye böylesin ya? Niye yapmıyorsun onu filan genç adam beraberce? Ne yapacağız? Ne olacak ki? Ne olabilir ki? Filan böyle. Hep şöyle bir şey var. Onların inancı yani siz bize öyle berbat bir şey bırakıyorsunuz ki yani bunu yaşamaya falan değmez yani. ...bilen izliyor musunuz bilmiyorum böyle bir şey evet. görüyor musunuz... Hı -hı. ...ben öyle sordum diye yapma... <laughs> evet, ...görüyorum evet... ...youtube'da falan çok e, insanlar... ...içini <laughs> döküyor... ...bu arada çok özür dilerim bu hapşuran aslında hapşuruydu... <laughs> <Evet. gülüyor> O sırada böyle bir fil devrilmiyor da birisi bir insan hapşırıyor orada. O benim prodüktörüm yani arada böyle bir şey oluyor da. <laughs> geçmiş olsun. Evet. Her zaman hapşırıyor. Ya hasta değil merak Evet, etme. gençler isyanda. Aynen. İsyanda. Evet, bütün ve ve, ve kötü bir dünya. Onları kötü bir dünya bekliyor. Yani yaşanmaya değmeyecek bir dünya. Çok acılı. Öyle Ama bu değiştirilebilir. Evet, mesele evet. Aynen. bu. Tamamen. Hayro sloganı seçtim ben, slogan ben yani şey. orada. Bu Daha hayatı var. var ya, bu yaşantıyı başka falan var yani. Bu hayatı, bu yaşantıyı başka, başka, başka türlü yok. yaşamak Hı. mümkün. Evet. Aynen. Tunç Soyer. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, <Gülüyor> <Gülüyor> dönerken şu <bir> de uğrasanız, tamam <laughs> <laughs> <süre gülsünüz. Gülüyor> Ya, <Gülüyor> aslında gerçekten rakamlara ihtiyaç yok. Evet. Hani evet. enflasyon, hayat pahalılığı, yoksulluk Yüzde 60'ı gençlerin geleceğini yurt dışında aramaya başlamışsa evet. umut bitmiştir. Evet. Gerçekten evet. ne Doğru. yazık ki şu anda Doğru. yaşadığımız acı tablo bu. Doğru. Ama ben de buradan bütün o genç arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Asla umudu kesmesinler. Başka bir hayat mümkün. Başka bir memleket mümkün. Çok hmm. daha iyisi mümkün. Hmm. Ve onu hep beraber yapacağız. Asla umutlarını kesmesinler bu memleketten. Of be, çok güzel final oldu. Sayın Başkan kendisi yaptı. Ben bir şey yapmadım. Alkışlıyoruz. <laughs>